Günaydın, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün izin vlogu başladı. Bilmeyenler için geçen vlogda da söylemiştim. Biz Türkiye'ye gideceğiz arabayla ilk kez. Çok heyecanlıyım. Ve şimdi arabayı falan dolduracaklar. Önce Almanya'ya gideceğiz çünkü orada ailem var. Orada bir gün kalacağız. Sonra da Türkiye'ye devam edeceğiz. Daha tam olarak nerede duracağız, nerede kalacağız hiç haberim yok ama siz de göreceksiniz. Çünkü siz de alacağım yanıma. Şimdi çantaları aşağı indireceğiz. Çok kişi benden şey görmek istedi. İşte bavulumda ne var, çantamda ne var. Ama o gün zaten annem onu hazırlamıştı akşamüstü. Biz bavul getirmeyeceğiz. Böyle büyük çantalar getireceğiz. Ve ben çantamı abimle paylaşıyorum. O yüzden öyle bavul hazırlama, çanta hazırlama videosunu çekemedim. Geldiler herhalde. Ben aşağı ineyim şimdi çünkü geldiler. Yolculukta görüşürüz. Hallo meine Liebe. Ich bin Asude. Almancam o kadardı. Başka bir şey bilmiyorum. Biz şu an neredeyiz? Otoparkta durduk bir. 3 saatlik bir yolculuktan sonra bir durmamız gerekiyordu. Fazla herhalde bir şeyler atıştırırız ve smoothie'm vardı benim arkada. Onu almak için de durduk. Yani öyle yolculuk iyi gidiyor şimdilik. Böyle bir yerdeyiz şu an. Ve yeşil smoothie içeceğim. Bunun içerisinde ne var? Ananas, elma ve spirulina tozu. Yolda da sağlıklı beslenmeye önem veriyorum. Ama tabi arada sağlıksız şeyler de atıştırıyorum. Yani yolculukta olabilir. Yolculuk bu arada bayağı iyi gidiyor. Yollar biraz kalabalık ama normal yani. Çünkü bayağı çok kişi izine gidiyor. Kaldı bir 3 saatlik yolumuz. Ya şunlar çok tatlı. Allah'ım. Bir de 4 tane aynı. Yarısı beyaz, sonra kahverengi. Siz ne yapıyorsunuz orada acaba? Merhaba arkadaşlar. Almanya'dan hepinize günaydın. Dün akşam Almanya'ya geldik. Saat 7-8'lerde. Sonra da işte akşam yemeği yedik. Biraz keyif dinlendik. Ve birazdan yine yola çıkacağız saat 11'de. Saat şu an kaç? Saat şu an 9'u 40 geçiyor. 11'de çıkarız diye düşünüyoruz. Yani babam öyle demişti. Şimdi abimle biraz etrafı gezeceğiz. Biraz size Almanya'yı göstereceğim. Çünkü burası çok güzel bir yer. Burası Wangen diye bir yer. Bir köy burası Almanya'nın. Buranın yakınında Göppingen var. Orası da çarşısı. Yani orada çarşı falan var. Ama çarşıya gidemeyeceğiz. Yani o kadar zamanımız yok. Bir de bugün pazar günü, büyük ihtimalle her yer kapalı burada. O yüzden size sadece etrafı göstereceğim. Ama çok güzel. Gerçekten birazdan siz de göreceksiniz. Burada anneannem yaşıyor. Teyzem, dayım, 2 dayım. Yani annemin tarafı burada. Tamam. Şimdi ne yaptın? Çıkalım. Burası da kapının önü. Burada anneannemin böyle küçük bahçesi var. Burada fındık ağacı var. Bayağı bir fındık var bunda. Bunu herhalde anneannem Trabzon'dan almıştı. Dikmişti ve böyle bayağı büyük oldu. Yine bayağıyı çok söylüyorum her zamanki gibi. Ama büyük oldu yani. Burada da domatesleri var anneannemin. Burası organik bir bahçede diyebiliriz. Domatesler ne zaman oluyor bilmiyorum ama orada bayağı büyük, burada da var domatesler var. Bunlar maydanoz diye biliyorum. Bunlar bu şekilde. Küçük bir bahçe. Biz Hollanda'dan çıktığımızda yağmur yağmıştı ama burada hava iyi. Bu tarz evler burada çok var. Böyle önü böyle bahçeli. Villa mı oluyor bu evler? Öyle de. Yani villa. Bir de herkesin garajı var. Değil mi? Yani köy evi, villa. Ya aynen. Büyük evler. Bir de burada çok yaşlı oturuyor. Gençler pek yani görmedim. Böyle güzel bir görüntümüz var burada. Çok güzel. Bir de burada hep meyve ağaçları var. Şu ileride mesela elma, armut. Onları da gösteririm size. Burada mesela elma mı? Elma ağacımız var. Ama daha olmadılar. Böyle küçük küçük. Ama olmadılar. Burada da armutlar var. Bu arada bu ses her saat başı çalıyor. Kiliseden geliyor bu ses. Evet arkadaşlar, az önce neredeydik abi? Şurada. Şimdi böyle çıkıyoruz yukarılara doğru. Her yerde elma ağacı var. Ay şunlar oldu gibi. Elma mı yesek? Şu oldu gibi. Almanya belediyesine seni şikayet edeceğim işte. Ama oldu gibi. Yesem mi? Şöyle bir temizleyeyim de yiyeyim. Acayip güzel. Afiyet olsun. Nice. Az önce oradaydık, şimdi daha yükseğe çıktık. Burada bir köy var. Onun arkasında da çarşı var herhalde. Bunlar hep köy. Bizim ev orada bir yerde. Bir gün kalacağımız için bayağı üzgünüm ama dönüşte yine uğrayacağız buraya. Ama kaç gün kalacağız belli değil ama uğrayacağız yani. Gerçekten çok iyi geliyor bana burası. Böyle sakin, huzur, böyle güzel yani. Bu şekilde. Size çarşıyı da göstermek isterdim ama dediğim gibi zamanımız yok. Zaten bir saat sonra yola çıkacağız herhalde. Umarım Almanya'yı beğenmişsinizdir. Artık hangi ülkeye gideceğiz bundan sonra bilmiyorum ama o ülkede görüşmek üzere. Şimdi Avusturya'dayız. Tam olarak nerede? İsmi neydi? Landzeit diye geçiyor. Ve burası çok güzel. Zaten görüntülerde de görmüşsünüzdür. Hep dağlar var. Ve yani bulutlar. Burası şeye benziyor. Karadeniz'in yaylalarına böyle yüksek yüksek. Bayağı güzel. Şimdi benzin istasyonunda durduk da biz biraz gezelim dedik. Yeni girdik Avusturya'ya. Aynen, yeni girdik Avusturya'ya. Ay şu kuşlara bak. Çok güzel. Dur göstereyim size. Bu şekilde. Burada göl. Aa evet, şurada göl de var. Şurada. Bir köyde düşünebilirsiniz. Bundan sonra Macaristan'a geçeceğiz. Orada da çekim yaparım. Herhalde orada da dururuz büyük ihtimalle. Ama iyi gidiyor şimdi yani. Bir de hava güzel. Sıcak oluyor bazen arabada ama iyi yani. Yolculuk şimdiye kadar iyi gidiyor. Türkiye'ye ne zaman varız bilmiyoruz ama inşallah en yakın zamanda Türkiye'deyiz. Burası da diğer tarafı gölün. Çok güzel. Şimdi abim resim çekecek. Ve şimdi arabaya tekrar geri dönüyoruz. Yolculuğa devam. Şuradaki ev de çok güzel. Nerede? Şurada. Hello. Güneş şu an karşımda, çok güzel vuruyor. Şu an neredeyiz biz? Şeydeyiz, Viyana'dayız. O da Avusturya'nın başkenti. Bayağı güzel bir yer. Gerçekten çok güzel. Az önce McDonald's'ta yedik. Dediğim gibi sağlıklı beslenmeme dikkat ediyorum ama yolda bazen işte olmuyor. McDonald's'ta yedik. Veggie burger yedim. Kola zero içiyorum. Ve Viyana aynı zamanda Macaristan'ın sınırında, yani Macaristan'a da yaklaştık. Öyle mola verdik. Şimdi yine yola çıkacağız. Ve güneş çok güzel şu an orada. Şimdi Macaristan'dayız değil mi anne? Gümrük. Evet. Gümrükten mi oluyor? Fitnet, evet. Gümrükteyiz. Vinyet almaya geldik. Fitnet. Bu arada merak edenler için 21 € verdik. Gidiş ve dönüş için aldık vinyeti. Yani sadece gidiş için de alabilirsiniz ama babam gidiş ve dönüş için aldı. 21 € verdi yani, fazla değil. Öyle. Yine küçük bir mola. Bu arada güneş batıyor orada. Çok güzel ama tam olarak göremiyorum. Ama güzel görünüyor. Gidiyoruz. Dönüş yoluna baksana işte. Evet, dönüş yolu çok kalabalık. Herkes bekliyor arabayla ama burası çok sakin. Burada hiç kimse yok. Yok. Acaba Kapıkule nasıl? Kuşlar gidiyor. Gördüm. İlk kez Kapıkule'den geçeceğiz değil mi? Evet. Ben daha önce hiç gitmedim. Ben de gitmedim. O an böyle bir güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Hello. Biz şimdi Macaristan'a geldik. Burada bir otelde kalacağız. Family hotel diye geçiyor. Şöyle bir odada hepimiz. Burada bu gece kalacağız. Yarın sabah yine yola çıkacağız. Yani öyle. Dinlenme zamanı geldi. Uyuyacağım şimdi. İyi geceler. Günaydın. Macaristan'dan hepinize günaydın. Dün dediğim gibi otelde kaldık ama gece çok vlog çekemedim. Çünkü hemen uyuduk. Odayı da gösteremedim size aslında. Azıcık gördünüz. Ama otel burada. Family hotel diye geçiyor. Sadece yani çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim hakkında. Bizim odamız aile odasıydı. Yani biraz büyüktü. Çünkü 5 kişilik bir odaydı. Biz de 5 kişiyiz zaten. Kardeşim, annem ve babamla uyudu. Ortada böyle büyük bir yatak vardı. Abim ve ben de kenarda böyle tek kişilik yataklar vardı. Ama yani çok temiz değildi. Banyo su akıtıyordu. Zaten banyo kapanmıyordu. Yani kilidi yoktu banyo ve tuvaletin. Yani çok farklıydı. İyi şeyler söyleyemeyeceğim. Ama tabii geçen giden burada kalıyor sonuçta, gurbetçiler. Kalabalık olduğu için mi bilmiyorum ama dediğim gibi yani çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Ve ilk otel maceramdı bu. Yani daha önce hiç otele gelmedim. Neyse. Şimdi arabayı ayarlıyoruz. Sonra kahvaltı yapacağız. O şekilde. Ama burası çok güzel. Bir de hava çok iyi bugün. Size de göstereyim etrafı biraz. Bu şekilde. Böyle. Ve saati söyleyeyim. Saat şu an 7'ye çeyrek kala. Görmüyorsunuz. Evet. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı burada 5'te açılıyor. Kahvaltıları bu şekilde. Böyle açık büfe mi oluyor? Yo, o adam orada hazırlıyor. Kendini seçebiliyorsunuz. Salam sosis de vardı ama onu istemedi. Çay, böyle küçük küçük reçeller, işte bal, tereyağı, peynir, zeytinyağı, bu şekilde. Kahvaltısı güzel görünüyor ama. Sade yani. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi yine yola çıkacağız. Şimdi istikamet Sırbistan. Zaten sınırdayız. Sınırdayız değil mi abi? Ya, yarım saat sonra Sırbistan'dayız inşallah. Yazın. Gümrüğü geçtik. Ve Sırbistan'dayız. Burada gümrükte ne kadar verdi babam anne? 5.50 yani 5 euro 50 kuruş, bayağı uygundu. Yol parası. Aynen, yol parası. Finiyet'in anlamını bilmeyenler için, finiyet yol parası. Almanya'da gerekmiyor finiyet. Avusturya'da babam onu Hollanda'dan halletmişti, yani Hollanda'dan almıştı. Macaristan'da 22 falan vermişti ama o gidiş geliş içinde. Şimdi de sadece gidiş için 5 euro 50 kuruş verdi. Finiyet yol parası dediğim gibi Almanya'da yok ama Almanya'dan sonraki ülkelerde hep var. Bundan sonra sadece Bulgaristan kaldı. Sonra da Kapıkule inşallah. Ve Türkiye'de de bir gece ya da 2 gece bir yerde kalmayı düşünüyoruz ama daha tam nerede onu bilmiyoruz. Onu araştıracağız birazdan. Burada internetimiz olmadığı için, telefonlar kapalı şu an. Sırbistan Avrupa Birliği'nde olmadığı için bizim de internetimiz yok. Yani açabilirsin ama o zaman bayağı bir fatura gelecek. O yüzden kapatmayı tercih ettik. Bulgar'da açabiliriz değil mi? şimdi. Aynen, Bulgar'da Avrupa yine açabiliriz. Öyle. Yoruldum. Kahve istiyorum aslında. Kahve var burada. Espresso mu içsem? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan'dayız. Yani yeni girdik. Sırbistan'dan çıkarken 11 euro ödedik. Sırbistan'a girerken ödemedik. Sırbistan'a girerken böyle bir kart verdiler. Çıkışta da onu ödemen gerekiyordu. 11 euro tuttu. Ve şimdi babam Bulgaristan'da finyet almaya gitti. Bakalım o ne kadar olacak bilmiyorum. Öyle bekliyoruz burada. Ne kadar tuttu baba? Evet, gidiş dönüş 16 euro. Daha Bulgaristan'dayız. Sınıra az kaldı. Bir saate yakın. Sonra Edirne'de kalmayı düşünüyoruz. Cips koktu. Daha belli değil ama bakacağız. Öyle. Yolculuk devam. Biraz perişanlık var üzerimde ama. Artık Türkiye'de, sınırda, Kapıkule'de görüşürüz. Kapıkule'deyiz. Çok kalabalık değil yani. Birkaç araba var. Yok, arkası bayağı kalabalık oldu ama biz geldiğimizde yine sakindi. Hadi bakalım. Araba dezenfektan oluyor şu an. Bu ne? Dezenfekte için gerek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 euro ödüyorsunuz ablacığım buraya. Abi bize hediye veriyorlar. Ne o? Bana ver, bana ver. Selimiye Camisi'ni gördünüz mü? İçinde ne var? Aa, lokum. Valla lokum. Neyse, geldik Türkiye'ye. Arkadaşlar şimdi otele geldik. Ramada otele geldik Edirne'de. Gümrüğe yakın olduğu için buraya geldik ve o da gerçekten çok güzel. Yani o ilk gittiğimiz otelden çok daha güzel. Size de göstereyim. Girişi bu şekilde. Burada böyle bir dolap var. Havlu, temiz terlik falan vardı burada. Burada lavabo var. Bir ayna. Burada böyle mini bar var. Bu şekilde bir şey istiyorsanız bunlar ücretli. Fiyatları da burada yazıyor. Bu şekilde. Sonra burada bayağı büyük bir yatak var. Burada ben uyuyacağım. Ve burada küçük bir yatak var. Burada abim uyuyacak. Böyle oturma yeri de var. Küçük televizyonu da var. Yine burada büyük bir ayna var. Ve burada su, çay, kahve var. Bunlar bedava. Sadece bu mini bardakiler ücretli. Bayağı güzel ve büyük bir otel. Bu yatağın üstünde de böyle bir tablo var. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Ve burada bu videoyu sonlandıracağım. Çünkü yolculuk videosunu ayrı yapmak istedim. Yani o bu video olmuş oluyor. Ve Türkiye'de gezeceğimiz yerlere ayrı bir video yapacağım. Yani onu yarın çekmeye başlayacağım. Şimdi dinleneceğiz. Yarın sabah yine yola çıkacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.